tatsız, tuzsuz, puslu, kapalı bir havadan herkese merhaba. Bugün çekmek için harika bir gün başladık, harika. Ayakkabılarımla aynı renk, arabamız. Arkadaşlar çok fazla soru geldi. Kaç paraya mal oldu, kaç paraya mal ederiz diye böyle bir bososu. İsterseniz İlker de burada, kamerada da İlker aracın sahibi. Notlarımızı döviz kurlarına göre ay ay aldığımız parçalar sıfırdan kaç paraya aldık, nasıl aldık? Başlıkta aslında gördünüz, araba 100 bin lira diyebiliriz bizim toplamamızla alakalı ama yani nasıl söyleyeyim, benim parça konusunda indirimli aldıklarımız oldu. Ustalar bize yardım ettikleri oldu da öyle 100 bin liraya, bir de arabayı da uyguna da aldık falan. Bunların hepsini konuşacağız. İsterseniz başlayalım. Bakalım böyle bir Volkswagen sıfırdan, yani sıfırdan sayılır mı? Sayılır. Sıfırdan sayılır yani, her şeyini yaptık. Yine göstereceğiz şimdi size. Bakalım kaç paraya patladı? Her şeyi soruyorsunuz. Buyurun. 100 bin liralık Vosvos. Buyurun. O yüzden çok karıştığı için artık bizler de anlayamıyoruz sökülmeden veya bazı ufak tefek detaylardan kaçırabiliyoruz. Bir de bizim araba galiba tam ara kasa. Tabii canım. Ne pire oluyor, ne 1300-2303'e doğru kayıyor. Model. 69. Her şeyden biraz var aslında. Kontağı bile bulurken... Tabii. Yani. Sinyal kolu, uzun kablolu, kısa kablolu, kontak aynı şekilde, biraz cinslikleri var. Mesela yani, hani bu maliyetlerin yanına git gelleri saymıyoruz tabii. Bu aynen. Bundan yani. Bu arabadan 4 yıl önce benim Merlin'de bu alet diye bir şey yok. Aynen. O direkt buradan. O oradan açılıyor. Şöyle. Benzin deposunu. Hop. Açılıyor. Ha. Bu böyle açılıyor. Bende 2 tane araba var. Kilitli tip değil yani, o yüzden biraz bak, herhalde. Benim 1303'inki direkt buradan açılıyor. Direkt ben içeriden hiçbir şey açmıyorum. Diğer Prem'de ise buradan açıyorum. Direkt buradan depodan tabii dolduruyoruz. Depodan dolduruyoruz. Şimdi ara kasa dediğimiz muhabbette bu oluyor arkadaşlar. Böyle enteresanlıklar var. Boyamız güzel, fena değil. Parlıyoruz. Ufak tefek eksiklikler olacak. Ama görüntü bu. Aa, evet. Orijinalci dedik. Takılalım diye. Şimdi diyecekler orijinalci takılıyorsun. Beyaz çamurluk fitilin ne? Bu ne? O ne? Bu ne? Orijinal araba da çok, o kadar da demedik yani. Biraz da kendinizden bir şeyler de katacaksınız yani. Zevkinizi göstereceksiniz. Bir marş yapacaksın mı? Yapalım. Bir sesini duyalım mı? Evet. İlker Bey. Bir kaç defter. Ne zamandır kullanıyorsun arabayı? Yine 10 gün oldu. 10 gün, 10 gün falan oldu. Bir sorun yok. Şimdilik hiçbir şey, bir sorun olmadı. Bir depoyu bitirdik aşağı yukarı. Aha. Yani o kadarlık bindik diyelim. Gayet güzel, ufak tefek eksiklerim hala var. O zamanla olacak şeyler yani, şu anda gitmesin de durmasın, her sıkıntımız yok. Macera şöyle başladı, her şeyini biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için kısa bir özet geçelim, hem de arabanın da etrafında gezinirken. İzmir'de bir tane ilan görüyoruz. Aracın ederi, yani ilandaki fiyatı geçen yıl bu zamanlar ya 33 bin liraydı ya 35 bin liraydı. Evet. İkisinden birisiydi. İzmir'e biz gittik ve 30 bin TL'ye bu aracı bu halde değildi satın aldık. İlk bakışta tabi hani hiçbir şey yokmuş, her şey hiçbir güzelmiş şey yokmuş gibi görünüyor. Gibi gözüküyordu. Boyası ta falan ki güzelmiş gibi görünüyor. Şöyle altına eğilip şurada taban sacındaki çürüğü, şunun altında şöyle çürüğü görünceye kadar. Bir de koltuğa oturunca da ben bir huylandım. Bir yerden böyle biraz fazla esneme oldu. Aha dedik, çökeceğiz aşağı. Aslında biz alırken çok detay böyle, tabii farklı bir şehirde olduğu için, ama alırken de biliyorduk yani ufak tefek olduğunu. Hatta oraya kaynak yapar devam ederiz bile demiştik. Aynen. Zaten koltuklar orijinal koltuk değildi. Değildi, evet. Döşemelerimiz, kapı döşeme panzotlarımız çok farklıydı. Vidal'a tutturulmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Yani böyle sorunlar vardı derken biz daha çok geçmeden, arabayı 10 kilometre bile kullanmadan kaporta boyaya girdik yani. Yolladık. Yani arabayı İstanbul'a çekiciyle geldi. Kartal'dan Pendik'e gitti. Aldık noterden. Çekiciye gittik, bıraktık. Kartal'a geldi. Kartal'dan eve, evden ustaya. Ustaya gitti. Yani o kadar binebildik bir yıl önce. Bir yıl önceden bahsediyor. Bir yıl bile geçti yani. Tabii yani, evet. Daha sonra kaporta boya aşaması. Evet. Boyacımız kaportacı konusunda bize yardımcı oldu.
oldu. Evet, Emre abi yardımcı oldu. Kaporta bulmak biraz zor. O da çok şikayetçi zaten bu konularda. Düzgün kaportacı bulmak. Yani bulduklarımızın da fiyatlar inanılmaz uçuk olabiliyor. Muhakkak ki iyi iş yapıyorlardır. Ama tabii biraz bütçe meselesi de. Kaporta işine girince baktık ki kapı saçlarımız çürük. Şu bölge. Yani yarıdan aşağıya tekrar yenilendi. Şu altlar tamamen çürümüştü. Arka parça çürüktü. Daha sonra ön nasıl diyelim, çamurluk içi. İçeriden anlaşılabilecek bir şey gerçi ama oralarda çürüklerimiz vardı. Bu iki taraf için de geçerli. Evet. Daha sonra koltuklar çıktıktan sonra fark ettik ki motor saçımızın nasıl diyelim, içeriden baktığımız zaman tam şu alana denk gelen parça. Motor buranın saçı. Altı. Yani oradan, şu koltuğun altının düz olan kesimi. Koltuğun evet, arkasının düz olan kesimi. Kısım şöyle evet, diyelim. Orada ciddi çürük varmış. Onu LPG tankını falan olduğu yerin altı dersek hani Vosoçlar bilir. Aynen. LPG tankı da buradaydı zaten. Aha. LPG'yi söktük. Biraz daha orijinal olsun istedik. Orada çürük çıktı. Sonra önden darbeli çıktı araba. Evet. Yani tam ya aslında kasede bir yamukluk bir şey yoktu. Evet, kafada aslında yoktu, aracın kafasında yoktu. Onu da niye anlayamıyoruz? Onu bagaja açabilir misin? Onu da ben biz bir bakayım, açık mı? Değil bagajın. Onu şimdi neden anlaşılmadığını söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle bak, kaldırayım hatta şurayı şöyle biraz tabii. Şovumuzu yapalım. İstersen komple bile alabilirsin. Ben konuşayım burada, anlatayım. Şimdi arkadaşlar buraya baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Herhangi bir pütür, herhangi bir altında izolasyon, hiçbir şey yok. Tamamen saç, üstüne boya. Bakın. Şimdi buna Vosvos ustaları, bazı ustalar, bilmeyenler veya araç sahipleri burayı komple pütürlüyorlar. Özellikle 1300'ler, 1303'lerde ve 1302'lerde burada kule başları oluyor. Bu kule başları genelde Vosvosların çürür. Çift saç olmasına rağmen. Oralar çift saçtır. 1303 ve 1302'lerin kule başları, amortisörlerin kule başları öyle söyleyeyim. Oraya pütürü basarlar. Pütürü bastıkları için çürük, delik siz göremezsiniz. Yani size derler ki bu araba pütürlü, taban sacı pütürledim çürüklere karşı falan derlerse, yani iyi bir şey mi pütür, çürüğün üstüne mi pütürledin, böyle temiz miydi de pütürledin. Şimdi bunu mesela pütürlemek, sen pütürler misin bunu? Hayır. Bu görüntüyü. Ki hala şu anda pis yani. Ya tabii tabii, şu anda bir dünya pislik var bunda. Bak, eksiklerimiz var falan, stepnemiz. Şimdi ben kaç tane Vosvos almış satmış bir insan olarak o pütürün altındakini göremedim. Usta değilim. Usta da göremez. Görebilir mi pütürün hayır, altını? O söküldüğü zaman. O söküldüğü zaman anlaşılacak bir şey. Ve söküldü. Çürük olduğunu biz de gördük. İlk erişimi söylemek istediği şey de buydu. Evet. Ön panel stepne sacıyla beraber şöyle. Şu alan sıfır. Burası sıfır. Çürük vardı arabada ama şuranın altında kule şase başlarını falan herhangi bir sorun hiç yoktu. Hiç onlar da çürük. Zaten küçük bir herhalde darbe aldı. Çok öyle evet, yamuk yumuk bir şey yoktu yani. Evet. Ondan yoksa sonra oturmazdı. Ön kaputumuz sıfır. Evet. Kapatalım istersen. Burayı gördük değil mi arkadaşlar? Elektrik tesisatı, benzin deposu. Buraları gördük. Elektrik tesisat kapağı falan. Tahliye hortumları, her şey burada sıfır. Şöyle tekrardan göstereyim. Bir daha da göstermem. Fren hidrolik deposunun yeri orası. Hortumların yerleri oraları. Tahliye, su tahliyesi orası. Stepnemiz yok. Stepneyi de aldık mı bagaj bitiyor. Stepne gelecek. Direksiyon kutusunun olduğu yerdeki kapak gelecek. Evet. Öyle ufak tefek şeyler var. Onlar artık makyaj gibi düşünebiliriz. Evet. Sonra devam ediyoruz. Ha, bunu koyalım. Unuttuk. Kapattım ama. Biraz sonra koyarız. İyi. Ön kaput, ön stepne sacıyla beraber ön kafa apron ve sağ arka çamurluk sıfır alındı. Evet, sağ arka çamurlukta da bir çürük vardı. O da yine kapatılmış. Evet. Görmüyorduk. Bari yapmışken onu da alalım dedik. Bunları bir kere de sıfırdan almıyoruz bu arada. Yani hepsi başka başka tarihlerde ama oldu. Ama ön iki taban sacı, iki kalorifer marşbiyeli. Evet, onlar da var. Ve ön saç birlikte almıştık. O zaman 7000 lira falan para vermiştik galiba. Öyle mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
Hemen kara kaplı defter derlerdi. Ya ben bunları biraz geleceğe şeye de olsun, tarihe not düşsün diye, biraz da ne harcadığımı bileyim diye. Ben 7000 TL falan gibi hatırlıyorum o zamanı. Sağ sol taban saçı, kalorifer marş bir elleri, stepne harnesi burun, taban vidaları ve şas elastikleri, vidaları 5350 TL'ymiş. Ama bu indirimli bir fiyat. İndirimli fiyat yani, tabii evet. Ben yalnız gitsem. Evet. Yani o burada biraz bir indirimimiz var. Yine dediğim rakamlara falan geliyor. Geliyor aşağı. 7 bin lira gibi bir rakamlara geliyor. 2 kalorifer marş bir, 2 taban saçı ve ön bu 28 saç. Ekim 2020'de. 2020'de. Ve dolar 8.26. O zaman fırlamıştı. Evet evet, o zaman bir 7.90'lardan çıkmıştı, sonra yine düştü. Şimdi tabii 9.60 falan şu anda. 9.60, 9.70. İşimiz bitti artık. Dolarlık bir işimiz kalmadı. Çünkü hep çıkacak yani. O dolarla öyle bir şey var. Ki yatırım tavsiyesi değildir. Ben karışmam. Evet. Devam. Ondan sonra büyük işler bitti. Kaporta işi bitti. Kaporta evet. Boya kaç para verdik? Valla kaporta boyaya... Boya dahil mi söyleyeyim? Şey mi? Kaporta mı sadece? Ben ikisini beraber söyleyebiliriz. Valla kaportaya 10.000 500 lira gibi para vermişiz. Aha. Yani bütün saçlar şeyler dahil. Boyaya da 15 bin lira gibi bir para vermişiz. Evet. Tabii bunun içine malzemeler var. Yani sadece işçilik değil. Malzeme dahil anlaştık dahil, biz. Anlaştık. Yani boyası, tineri, macunu, astarı. Boyamız biraz pahalı bir boyaydı. Evet. Vernikli bir boyaydı. O yüzden... Ama bu arada 10 bin lira kaporta verdik. Buradaki bu saçlar, işte arka saçlara falan biz almadık bir şey. Onun yerine zaten o marşbelleri falan alarak kaportacı telafi etti zaten. Onları çıkarttı koltukları alarak. Evet arkadaşlar, kaportacı seçerken çok dikkatli olun. Yani her gün gidin kontrol edin ya da hiç yani şey yapmayın. Böyle iyi davranmayın ya da ne bileyim yani. Kötü bir boş bırakmayın. Ama boş bırakmayın daha doğru. Marşbellerim sağlamdı. Adam attı. Yani bana verdiği cevap neden attığına, ya yenisini alırsındı. Yani komik. Şeyinde çok dolaştık, dışında da biraz da içine evet, girelim. Evet, yani sağ koltuğumuz kayıp. Kayıp, o da atıldı. Benzin depomuzu gördünüz, o yeni alındı. Yeni aldık çünkü onu da atmıştı, kayboldu. Az daha pedallar da kayboluyordu, son anda çıktı ortaya. Yakaladık, zaten kullanamadık da. Evet, yani bozukmuş ama. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar, her şeyi de sıfırda alamıyorsunuz. Mesela pedallarımız çıkma oldu çünkü biz pedallarımızı iş görecek seviyede zannediyorduk, iş göremedi. Her şeyleri, lastiği falan sıfır ama kendi iskeletini çıkma aldık. Ondan sonra kaporta boya yaklaşık bir yıl sürdü, bir yıla yakın bir süre aldı. Daha sonra çekiciye bindirdik aracımızı ve Bahçelievlere, Celil abilerin dükkanına arabayı götürdük. Bu sırada tabi kaporta boyaya ya girmeden önce söküm işleri oldu. İşte orada da cam kilitler söküldü. Oradaki de, oraya da ustaya para verdik. Karşıya geçtik. Orada elektrik döşeme işlerimiz yapıldı. Oraya tekrar da sendeyiz. Devam edelim. Evet, karşıya gittik. Celil abi ve Mehmet abi sağ olsun çok yardımcı oldular. Ve yani ben esnaf gibi esnafmış, onu da gördüm gerçekten. Hani belki Beyaz senin de etkin var bunda ama çok yardımcı oldular. Fiyat konusunda da yardımcı oldular. Piyasaya göre bence daha evet, piyasaya göre diğer zaten. Şeyleri söylemeyelim ama yani yapan kişileri uygunlar. Söylemeyelim ama onu evet. Söyleyeyim. Ama bu uygun olması işi daha kötü yaptıkları ya da boş verdikleri anlamına gelmiyor. Bütün tesisat sıfır çekildi, elektrik tesisatı. Bu arada işte motorumuz. Bu arada taban şey saçları boyatıldı. Tabii saçlar boyandı. Bu 100 bin lira gibi bir paraya denk geliyor. Bunlar da dahil değil mi tabii, içine? Tabii hepsi. Yani motor saçları, hava filtresi, kasnaklar. Motoru bunlar... indirdik zaten. Evet, orada Nasır abi sağ olsun geldi. Emre abinin dükkanı araba boyadayken, çünkü artık ipin ucu kaçmış bir vaziyetteydi bir ara. Motor duruyor arabanın üstünde ama motorun durduğu bölüm çevresi güzel değil, güzel durumda değil veya araba çok iyi olacaktı bu şeye gelecekti. Orası aşağıda kalacaktı, gösterişsiz kalacaktı ve bunu da biz yenileme gereği duyduk.
Motor orada indi. Motoruna bütün parçalarını... Ara gazcılar sever. Hale gidiyor. Neyse, o işleri de motor çevresinde hallettik. Size de konuşurken de gösterelim. İşte bu motor sajları, bazı arabalarda yer gözüküyor mesela, asfalt gözüküyor. Bunlar olmuyor. Şöyle göstereyim. Yağ dolum yeri, yağ dolum boğazı, kasnaklar, hava filtresi, arka davlumbaz. Bunların hepsi... İlk önce bütün parçalar kumlandı. Evet. Şarj dinamosu dahil. Yani şu anda çok tozlu. Burayı silmedik ama... Orada da bir sorun yaşadık zaten. Evet, şarj dinamosunda da ufak bir sorun yaşadık ama çözdük o işi. Bütün hepsi kumlandı. Daha sonra hepsi statik boyaya gitti. Bence gayet iyi oldu. Hı hı. Bir tek egzoz kazanımız da statik. Şey diyeceğim, bu en son havada durmuyordu bu kaput. Canı istediği zaman duruyor. Geçen sefer durmamıştı, hatırlıyor musun Şaban abi doğru? Hatırladın değil mi? Aynen. Durmuyordu şu orada. Şu anda bu bile kalktı. Ya yine duruyordu da şeyde şurada yarım duruyordu. Evet bay. Duruyor şimdi. Arkadaşlar arabanın bu arada önceki halinde neler üstünde hala var onu söyleyeyim. Jantlar da bir değişikliğimiz yok. Jant lastiğimiz hala aynı. Tamponlarımız aynı. Şu aksesuar aynı. Bir de stop camlarımız aynı olabilir. Ama stop, bunlar falan aynen. Stop camları aynı. Bunlar falan yeni. 1, 2, 3, 4 parça. Bir de ön tamponu da koyarsak. 5 parça da eski parçalarımız var. Geri kalan her şey sıfır olarak takıldı. Bu senin imzan. Bu kasada normalde aynen, böyle bir hareket şey yok. Ki ben Wolfsburg amblemini seviyorum. Yani o daha çok pirelerde olan bir şey zaten bilir herkes. Uyduralım bunu yapalım falan dedim. Mehmet abi sağ olsun. Çok da güzel oturttu yani. Buradaki evet çok güzel oturdu. Kesip... Biraz karışık gidelim. Motorda motorumuz aslında pek kötü bir şey durumda değildi ama saplamalar attı. Saplama. İki saplamamız atıkmış. Atıkmış. Onu Şaban usta fark etti. İyi ki de fark etti. Sonra işte. Motor bizim... indirmenin faydası evet, motor... biraz. Yani daha sonra daha büyük bir masraf çıkacakken. Evet. Saplamalar atık çıktı. Daha sonra bir tane daha attı dedi değil mi? Üçüncü de... Bir tane atmıştı sonra ha, bir tane iki daha oldu. Dedi. İki oldu. Saplamalar atık çıktı. İşte bu sırada contalarını falan da yeniledik. Yağını falan yeniledik. Temizliği falan yapıldı. Bakıldı işte başka çatlak falan bir şeyler var mı kapaklarda? Onlara bakıldı. Orada bir sorunumuz çıkmadı. Yani yok, yapılsaydı yarım motor olacaktı. Üst kapak falan yapılsaydı, bir sekman atılsaydı yarım olurdu ama bir sorunumuz yoktu. Egzozumuzu komple sıfırladık. Egzoz evet. Kazanı... İlk önce yanlış egzoz aldığımız evet. için bir daha egzoz aldık ama takasa girdik yine yani. Bir sorun olmadı. Yani şöyle gösterebilir miyim? Evet, egzoz kazanımız, kelepçelerimiz... Bakın arkadaşlar bunları kaynaklıyorlar şu bölümü. Bunlar yanlış iş. Kelepçeleri var bunların. Öten tip egzozlarımız var, kazanımız var. Her şey bakalım şuradan da gösterebilecek miyim? Bu şekilde. Tabii kalorifer kazanı falan da boyandı. Onlar tabii, da kumlanmaya hepsi, gitti. Hepsi kumlandı. Yani öyle 3-5 parça değil. Sonra aksesuar aşamasına biz yedek parçalar aslında sonra toplamaya başladık. Hatta bir videoda çektik. Gaz telleri, kapı lastikleri, kapı döşemeleri. Onların da fiyatları var mı? Var. Tek tek var hepsi ama hani genel olarak... O gün mesela ne kadar ödemişiz diye var mı bir şey? Yani ben toplamını söyleyebilirim. Yani bütün yan ürünler ortalama. Aha. Yani bunun içinde şeyler dahil yani. Direksiyon mesela. Yeni direksiyon aldık. Bizim hı-hı. kırıktı. Kornamız şeydi. Zaten şu anki fiyatlı 2000 liraya yakın. Tabii tabii şu an 2-2,5 lira. Yani şu kolçak çok basit bir şeymiş gibi görünse de 350 lira gibi bir fiyatı evet. var maalesef. Aldıktan sonra fark ettim sepet alırken. Sepet aynı şekilde 100-150 lira. Aynen yani işte gazlar, ne bileyim tuş şeyler, düğmelerimiz. Evet düğmeler 20'şer 30'ar liraydı en son. Tabii anahtar kilidimiz, ne bileyim orada kalorifer ufak parçalar. Şunu bir ne yeniledik biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Bu duran torpidonun içindeki bu malzeme bile yenilendi. Emniyet kemerimiz. Evet emniyet kemerleri yani şu, yenilendi. Işık düğmeleri, ufak parçalar, şunlar ufak işte şeylermiş gibi görünüyor ama birleşince hepsi. Tabii. Bunlar işte bunu geri ittirdiği zaman ışık sönüyor. Açıkken
tavan açığı şu anda kapalı vaziyette olduğu için lambası yanmıyor. Bunlar genelde boyalı oluyor arkadaşlar. Böyle komple bunları boyuyorlar, bu tupaları falan. Şu tutamaçlarımız. Ya gözünüzün gördüğü içeride eski parçaları söyledim. Her şey sıfır arabanın içinde olan. Şeylerimiz var tabii bunların içinde. Sıyırıcılar. Cam sıyırıcıları, kapı lastikleri. Bunların hepsi Avrupa ürünleri. Kadifeli olanlar. Bunun arkasında kadife var ki camı çizmiyor. Kadife pedal kromları. Bu arada karışık gidiyoruz dedin diye bütün tabana izolasyon yaptık. Aa evet, o da vardı. Yani şurada ufak bir parçası görünüyor belki. Evet, şurada parçası gözüküyor. Zaten onu da Instagram'a falan da paylaşmıştık. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Kaliteli bir malzeme kullandık onda. Şahin abi bu konuda çok yardımcı oldu bize. İzolasyon malzemesi ne kadar? 1000 liraya aldım ama normalde 1500 liraya yakında, çok güzellik yaptılar bana yani. Hediyesi gibi oldu biraz. Bu arada ona da işçilik vermedik, ona da Emre abiyle ben yaptılar. Ben o sırada ayağım mı kırıktı? Evet, sen evdeyim. Bujilerimiz mesela, el fren körüğümüz. Tabii tabii. Bu tip detaylar var. Buji, platin, MXF, yağ, ondan sonra kayışlar, teller, gaz telleri, debriyaj teli, el fren teli, hava hortumları ve hepsi yenilendi. Vallahi bayağı şey aslında aldık. Neler yani yapmışız? Mesela bobinciye kaç para verdin mesela? O alternatörde sıkıntımız oldu. Evet, ona 500 lira tamir restorasyon parası verdik. Yani çünkü düşünün, içinde hem kömürü, ıvırı, onlar değişti. Marş kömürleri diyorlar. Onları biliyorsunuz. Şimdi söylemeyeyim onların diğer ismini. Bir şey daha dedi orada adam şimdi. Bir şeyi daha dedi, tamir etti. İçinde olan. Neyse, benim de aklıma gelmiyor. Bakırları falan mı acaba? Bakırlarını etmemiştir de başka sarmalara bir girmedi. Rulman olabilir mi? İçindeki rulman. Değil. Tutturamadık biz de. Neyse. Ama o tamiri oldu. Ona da 500 lira verdik ama zaten sıfırını almaya kalksak da 900 lira gibi bir. Evet tabii o evet dönemde. Evet. Alternatörleri o para. Aynen. Çamurluk fitillerimizi aldık. Beyaz. Şuraları da arkadaşlar bu arada pütürlü falan değil. Onları da zaten biliyorsunuz. Ön tarafı da göstereyim. Sen bu arada hem fiyatlara bak, ben de göstereyim. Buralara da pütür atıyorlar. Bakın cam gibi. Yani göremiyorsunuz şürüğü. Burada delik oluyor. Deliği kaynatıyor. Üstüne pütürü basıyor. Siz zannediyorsunuz araba pütür atılmış falan filan diye gidiyor. Mesela benzin depomuz atıldı demiştik. O bize sonra 400 liraya patladı. Tabii bu depo sadece. Daha sonra şamandırası bozuk çıktı. Şamandıraya da evet. Far sıfır, far çerçevesi, sinyaller, ondan sonra logo, çamurluk fitilleri, tamponumuz eski, cam sekmanları. Ha bir de yan anten de eski ama diğer anten yeni. Yo bu da yeni. Bizim kırıktı. Aa evet, doğru. Aldık. Volkswagen logolu paspaslar, döşemeler, ışıklar, mışıklar, her şey sıfırlandı. Şimdi bir bana sorular geliyor Instagram'dan veya YouTube'da videonun altına yorumlar geliyor. Sıfırdan araç toplamak istiyorum. Yapmalı mıyım? Benim sanayide çok tanıdığım var. Ustam var. O var, bu var diye. Biz bile İstanbul'da olduğumuz halde parçaları parça parça aldık. Şehir dışında olacaklar. Kargo ücretleri buna. Sizin ustanız belki daha pahalıdır, daha ucuzdur. Onları bilemeyiz. Kalite kalitesiz. Ustadan her şeyin fiyatları değişiyor. Bunları hesap edin. Bu kadar uzun süreceğini hesap edin ama biz sokağa çıkma yasaklarına falan da takıldık. İki yani defa, iki bayramda 15'er gün sokağa çıkma yasağına takıldık. Bir iki hafta 4'er günden takıldık sokağa çıkma yasaklarına. Tabii. Öyle sorunlar da yaşadık. Bir de bizim boyacımızın ikinci işi aslında bu. Ha bir de öyle bir şey var, evet. Yani, 9'da başlayıp 6'da dükkan kapatan değil. Aynen. 6'da açıp gece 12'de kapatandan bizimki. Yani şu anda şuraya baktığım zaman şunun plastiği dışında burada hiçbir eksiklik yok. Ses kartonumuz olması gerektiği gibi,
boyaları, işte şekli, nizamiyeti, roleleri, her şey olması gerektiği gibi. Bu toz lastikleri, bu tıpaları, bu lastiği, arkasındaki şanzıman toz lastiği. Böyle baktığınız zaman karbüratördeki durum, karbüratörün bakımı. Evet, o da. O da Cüneyt abinin de ellerine sağlık. Karbüratörümüzde bir ayar çekti. Ateş LPG vardı çünkü. Ateş karbüratör Cüneyt abi. Sağ olsun. Hem temizlendi hem LPG iptal edildiği için tıkandı o şeyler, deliği. LPG bizim falan. Solex karbüratörümüz kaçlıktı bu? 30-31'lik çünkü motorumuz bizim 1-2. 34 olsaydı 1.6 motora kadar destekliyor diye de ek bilgimizi verelim. Motorun 1-2 olduğunu da Nasır abi öğrendik. Daha 1 zannediyorduk. Ben 1.3 zannediyordum. Ben 1.3 zannediyordum. Ya o kadar çok farklı şeyler oluyor ki. Mesela 1-2 motorda alternatör olmaması lazım. Düz dönem olması lazım. Bizim arabamızda alternatör var. Adam 1.3'e mesela 1-2'nin manif olduğunu koyuyor. Araba adamın arabasının her şeyi 1.3. Bir piston gömlek yapıyor. Arabam 1.6 diyor. Ya senin karbüratörün de 1.3 daha, manif olduğun da 1.3. Bana evet, marş alalım. Dediğin ses gelmedi şimdi. Sen bırak gazı bana. İki elinle bir kapatsana. İki elinle. İki elinle. Aynı anda. Tamam. Evet. Tamam, stop edebilirsin. Arkadaşlar, neden ilk kere iki elimle kapattım onu söyleyeyim. Önce ben tek tek kapattım. Yağ kokusu olup olmadığını kontrol ettim. İkisinden de aynı basıncı alıp almadığımı kontrol ettim. İki taraftan da çalışıp çalışmadığını diyeyim yani. İki tarafa da gelip gelmediğini. İlk kere de bunu daha önce ben İzmir'de yapmıştım ama burada yapmamıştım. Şimdi ilk defa yapıyorum. İki elle kapatmamın sebebi de basıncın düşmesi gerekiyor. Yani daha doğrusu arabanın sesinin azalması gerekiyor. Azalmazsa herhangi bir yerde kaçak var, çıkar, devam eder demek. Ama kapattığınız zaman bir düşme, bir boğulma olursa normal o, çünkü bir yerden çıkamıyor demektir. Çıkabiliyorsa bir yerde kaçak, çatlak var demektir. Bunu da o yüzden yaptım, onu da söyleyeyim. Siz de alırken yapabilirsiniz. Eğer devir çok düşmüyorsa bir yerde bir kaçak var demektir. Bir de kasnağı kontrol ediyoruz, onu da gösterelim. Sen kontrol ettin mi hiç kasnağını? Aldığımızda kontrol etmiştik. Aldığımızda kontrol etmiştik. Hiçbir şey yoktur. Gram oynamıyor. Bu da motor iyi demek değildir. Krank yataklarında boşluk yok demektir. Bunu da söyleyelim. Şu anda İstanbul'da ortalama bir döşeme 5000 lirayla 7000 lira arasında değişiyor. Elektrik tesisatı 10.000 liraya yakın çıkıyor. Kaporta boya dediğimiz gibi biz 25.000 liraya yakın paraya mal ettik. Sizin arabanızda var mesela. Sizin aracınızda taban sacında sorun olmayabilir. Ama bizim aracımızda da çok olmamasına rağmen biz yine de değiştirdik. Jant lastiğe girmedik. Bir de onlar da herhalde 1500 lira falan tutar bir takım lastik. Ama lastiklerin dişleri falan iyi. Muayenemiz var. Muayeneden yana sıkıntı yok. Total masraf. İzmir'e git gel. Araba dahil. Araba dahil. Yol parası, uçak. Yediğin, için, aynen, noter, uçak, noter, çekici. 95 küsür. 95 küsür. Ha, bunun içinde şey yok tabii. Yani buradan defalarca karşıya git, tünel parası, şu bu falan, onları eklemedik. Onların artık hesabını yapmadık yani. Ufak tefek şeyler diye. Ama ortalama 100 desek bile olabilir bence. Evet. Arabayı da çok uyguna, yani şu anda 30 bin liraya düzcem yok. Bir de aldığımız hali çok iyiydi aslında. O şekilde de binilirdi. Binilirdi. İşte benim gıcıklığım. Bir yerden şimdi sana bir soru soracağım. Birincisi, şimdiki İlker olsa bu kadar para harcamış, arabası bu hale gelmiş, tekrardan bir yıl tekrar süreceğini bilsen yapar mısın?
Yoksa ufak tefek çözümlerle mi devam edersin? Yoksa tekrar kafal böyle kırık işe girer misin? Birinci sorum bu. İkinci sorum da sana birisi derse ya İlker Bey ben böyle böyle bir araba alıp hayalim ben sıfırdan toplamak istiyorum. Ya baba işine bak deli misin mi? Pa toplanmışını mı al dersin? Yoksa param varsa gir göreyim mi dersin? Ya bir kere bir ikinci sorudan başlayalım. Bu hobi olarak biz biraz şey yaptık bu işe. Yani ikinci araba aslında ihtiyaç yok. Hem ikinci araba hem böyle biraz baktık fiyatlar çok yükselmeye başladı. Bir yerde bir yatırımlık olsun. Hı-hı. Hani bir anda 100 bin lira bir para çıkartıp alabilecek gücüm de yoktu zaten. Hani parça parça. Öyle olsaydı zaten açıkça konuşalım. Tabii. Merlin'i alıyordun aslında. Aynen. Öyle olsaydı Merlin'i oluyordu. Ama parça parça buna nasip oldu. O yüzden bir yerde daha ucuza gelmiş gibi oldu. Hı-hı. Ama hani çok vadeli oldu. Evet. Bu taksitle işe girmiş gibi oldu. Evet, girilebilir. Seviyorsanız bu işi, öğrenmek istiyorsanız. Çünkü biz çok parçasını, birçok incik cincik şeyini öğrendim açıkçası. Daha da öğreneceğim çok şey var diye düşünüyorum. Yani zevk alıyorsanız bu tip işlerden, evet girebilirsiniz. Vaktiniz de varsa. Tanıdık çok önemli bu işlerde mesela. Ben de Safiye Yaz olmasaydı bu işe girsem herhalde Allah kahretsin der. Yarımken bile satasım gelirdi. Öyleler var biliyor musun ilanlarda, projeyi yarım kaldı, toplayamıyoruz artık deyip satanlar var. Tabii ya biz yani boyacımız Emre de arkadaş gibi olduk, gidiyorduk, çayını içiyorduk, geliyorduk yani boş vakitlerimizde. Evliyseniz karınızdan kesinlikle onay yok. Yani ben o konuda şanslıyım. Ama hani bir 5 ay daha devam etse herhalde. Biraz sıkıntı olabilirdi. Çünkü ortada çocuk yoktu, arabayı aldık. Araba bitmeden çocuk oldu. Yani doğdu. Böyle bir süre alıyor. Gebelik süreci, doğum süreci arabadan daha hızlı oldu yani. Yani paranız, sabrınız, tanıdığınız varsa sıfırdan girilir. Ama ya hani ben çok strese gelemem. Hani zevkimi alayım, bakayım, edeyim diyenler için de toplanmış ve ufak tefek masraflı daha mantıklı. Allah satmaya bunu nasip etmesin de şey yani zorunda bırakmasın satmayı da ben çocuğum için de biraz. Evet yani, hep öyle konuşuldu zaten. İleride biz de eski arabalarda kullanmayı öğrendik. Karbüratörlü arabalarda atomlu kullanmayı. O da şu benzin kokusunun bir tadına baksın. İleride zaten benzinli araba kalmayacak. Bunlar iyice artık garajlarda tutulmaya tabii başlandı. Evet, yani bayağı şey konuştuk. Bayağı kafanızı şişirdik herhalde. Sesini dinlettik. Değinmediğimiz bir yer var mı? Sanırım yok. Yani koltuk aradık çok uzun süre. Evet, koltuk aradık. Bu taban sacının kızağına göre koltuk bayağı zorlu çıktı bulmamız. Neyse. Ya aslında tam kafayı koyduktan sonra da çok da uzun sürmedi aslında. Evet. Yani. Tam hani evet, niyetine girdikten sonra çok da uzun sürmedi ama hemen kolay da bulmadık. Bulduğumuz bazısı mekanizmaları çok kötü durumdaydı. Bazının kızağı olmuyordu. Aldık bir daha hatta duruyor değil mi o? Evde. Bir tanesi duruyor. Bir takım evde koltuk duruyor mesela. Yani öyle enteresanlıklar geliyor başınıza. Bu kasa arabayla taban sacının kızak şekliyle alakalı. 1303 toplarsanız böyle bir şey yaşamazsınız yani büyük ihtimalle. Bu bize olan bir şey. Ama tabii kaportacınıza söyleyin. Şuradaki şu omuz çizgilerini kaybetmesin. Macun yığını yapmasın. Hatları mesela bazı arabalar var arkadaşlarımın da öyle. Şuraları böyle bir açık ki parmak giriyor mesela şu aralıklara. Bizde öyle bir şey yok. Hatları kaybolmasın yani arabanın. Şuralara kapı döşemesi yapılacağı zaman şuralara vidalar atılmasın. Şu plastik aksamlar boyalı olmasın. Çürüğü çarı pütürlü böyle pütür basılmış olmasın. Böyle böyle eksiklikler olmasın. Siz de gönül rahatlığıyla aracınıza binin. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? İlk sorun bir daha yapacak olsan yapar mıydındı? Ona cevap vermedik. Evet. Daha iyisini yapardım. Yani şu anda gözüme batan, işi öğrendikçe batan ufak tefek şeyler olabiliyor. Aha. Bazı şeylerde ben kıl seviyesinde kıl, ama sana bir şey söyleyeyim mi? Kıl olmak iyi bir şey. Yani onu karşındakine belli et, ona göre iş yapıyorlar çünkü. Sen ne kadar salma yaparsan, ne kadar böyle ya tamam abi sen ne dersen olsun dersen o oluyor. Evet ama bilmediğim için biraz bu dönem böyleydi. Bir daha yapacak olsam kesinlikle çok daha iyisi olur. Yani
Ama eski arabada hiçbir şey zaten tam olmuyor. %100 olmuyor ya. Bir şeyler yine de eksik kalıyor. Bu eksiklerin en büyüğü de kaportada başlıyor. Kaporta ve boya. Ondan sonra geri kalan her şey halloluyor. Sıfırını alıyorsunuz, takıyorsunuz. Celil abiye, Şaban abiye, Nasır abiye, Emre ve Tolga abiye, Mehmet abiye, Cüneyt abiye saydık mı? Çekiciye, İzmir'den buraya getirene, buradan Bahçeliler'e getirene herkese teşekkür ediyoruz. Ben aşağı Wolfsburg muhtarı olarak bayağı emeğim olduğunu düşünüyorum bu araba. Kesinlikle. Yani sen olmasan olmazdı açıkçası. Cihat abiye çok yardımcı oldular bize. Yani aklımıza unuttuğumuz var mı ya? Unuttuğumuz varsa da kusura bakmasın. Bayağı 15-20 tane ustayla, kişiyle çalıştık çünkü bir arabada. Sonuçta %100 olmasa da %95 bitmiş bir arabayla karşınızdayız. Ve yollarda bir haftadır falan, 10 gündür de nazarlardan Allah saklasın. Herkese dahillerinde, hani isteyenlere de en kısa zamanda maddi imkanını veya o sıkıntılarını aşıp güzel bir Vosos veya her neyse hayali almayı da nasip etsin. İlker'in böyle bir hayali vardı, paylaştı benimle. Aradık taradık. Başka arabalar oldu, bir kere gittik bir arabaya olmadı. Merlin'e hallendi, olmadı. Parayı. Bir şekilde çözecektik ama onu da. Ama o zaman da samimi değildik. Evet, evet. Ama yine de çözebilirdik. Ama bu oldu. Sıkıntı yok. Her şeyin bir hayrı yok. Ben çok konudan konuya atlarım, severim. Ama bu videolukta bu kadar diyelim arkadaşlar. Yani buraya kadar izleyip bize katlandığınız için de teşekkür ederiz. Binlerce kişi daha önceki videoları izledi. Sağ olsunlar. Abone oldunuz, teşekkür ederiz. Şimdi de abone olup yeni izleyenler, yeni gelenler de abone olursa bizi mutlu eder. Başka videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet, hareket vakti ama siz şu sesi de seversiniz. Diye düşünüyoruz. Geçelim. Ver bakalım coşkuyu. Evet. Arkadaşlar görüntü bu. Evet.